Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Elhamdülillahi'llezî hedana li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah ve mâ tevfîkî ve atsâmi illâ billâh. Laqad câet rusul rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Salli ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Salli ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Ve kâle Allahu Teala ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liya'budûn. Ve kâle Allahu Teala الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال رسول الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Allah Celle Celaluhu'ya ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Bizi kendi dini için bir araya topladı. Nice insanlar dünya peşinde koşarken, nice insanlar meyhanede, nice insanlar kerhanede, nice insanlar boş işler peşindeyken Allah Celle Celaluhu dini için bizi bir araya topladı. Şimdi maalesef yine şehitlerimiz var. Maalesef. Ruhları için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin. عَدَدَ مَا وَسِيَهُ عِلْمُ اللّٰهِ Allah, 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 Celle Celalike ya Rabbel Alemin. Ayrıca bu hafta Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin de vefatının yıl dönümüydü. Ve bugün maalesef üzücü bir haber aldık. Balıkesir'de bir otobüs yandı. 7 tane vatandaşımız şehit oldu diyeceğiz. Çünkü yanarak ölen şehittir. Hadis-i şerifte geçer. İkisi de çocukmuş. Ali Haydar Efendi kaddesallahu sırrahu bu şehitlerimiz için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesiyahu ilmullah. Allah, 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 Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Rabbim kabirleri nurla doldursun. Amin. Yani zor bir şey. Ölüm zor ama ölüm haktır. Rabbim sabır versin. Şimdi bu hafta bir reddiye yapacağız yine. Bu Ebu Haris denen Vahabi biliyorsunuz bir Hüseyin Avni hocamıza münazara yaptı. Münazaradan sonra bunun kaşıntısı iyice arttı. Üstüne iki tane video yaptı. Aklı sıra İsmaila cemaatini, Ehl-i Sünnet cemaatleri bastıracağını düşünerek. Şimdi ne dedik? Yeni bir video çekmiş. Videodaki artık şehit kendini de aştı. Haddini falan da aştı. Önüne gelen herkese kafir diyor şu anda. Memlekette kim var kim yok kafir. Yani baştansa ama kim varsa aklınıza kim geliyorsa. Yani burada olan kim var zaten biz kafadan kafiriz ona göre. Yani hatta işte oy verenler, devlet büyükleri, partiler, herkes. İşte Ehl-i Sünnet hocalar, Cübbeli Ahmet Hoca işte kafir, Kerem Önder kafir. Bunlardan yanı sıra ayrıca kafir dediği bir insan daha var. Hepimizin zaten bildiği. Kuşluk namazını terk etmektense Mahmut ölsün daha iyi diyen, bak kuşluk namazını terk etmektense Mahmut ölsün daha iyi. Ve başka bir sözü de günlük 4000 sünnet vardır. Sünnet-i seniye. Bunlardan diyor üçünü terk ettiğimi görürseniz arkamda namaz kılmayın diyen Mahmud Efendi Hazretlerimize müşrik diyor. Yani baştan zaten kafadan bu adamın ne olduğu belli. Biz bunları söylüyoruz ama bunlar her türlü kendini savunuyor. Bir şekilde savunuyor. Nasıl savunuyor? Kendi kafalarına göre bir şeyler kuruyorlar. Tamam mı? Ayet okuyorlar ama kendilerince yorumluyorlar. Yani bunların neydi? Maide 44. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirdir. Bu ayeti kendilerine almışlar.
Önüne gelene kafir diyorlar. Şu anda biz de zaten damgalıyız yani. Hepimize kafir diyor. Allah akıl fikir versin. Yani şimdi Mahmud Efendi Hazretleri ki 400 tane ulema tarafından, bak 400, dünyanın bütün İslami ülkelerinin 400 tane alimi tarafından asrın müceddidi seçilmiş bir zat. Asrın müceddidi seçilmiş bir zat da diyor ki kafir diyor. Müşrik diyor. Müşrik ne demek? Allah'a ortak koşan biri. Yani şimdi Allah akıl fikir versin. Efendi Hazretleri ki bu memlekete sarığı, cübbeyi, takkeyi, şalvarı iğnelemiş. İnsanlara alıştırmış bir zat. Bunlara bakıyorsun kafada takki yok, cübbe yok, hiçbir şey yok, sarık yok. Bildiğin IŞİD'çi ya, bunlar IŞİD'çi kardeşim. Adamlar, bak bunu da iyi dinleyin. Bunların adımdan nasıl eminsem ondan eminim. Delilini de söyleyeceğim. Bunların elinde bir ölüm listesi var. Ölüm listesi var. Ben de umuyorum elhamdülillah inşallah ben de o listenin içindeyim. Niye? Bir tane video yapmış. Diyor ki bu Kerem Önder'le Cübbeli Ahmet Hoca var ya diyor. Onlar diyor biliyorlar diye ülkeye şeriat gelirse diyor onların burada yaşamaya hakkı yok. Mesajı alıyor musunuz abi? Anladın mı? Yani biz diyor bu memleketin başına gelirsek sizi öldüreceğiz. Açık açık bunu söylüyor. Bunlar bu. Yani bunların işi gücü tekfir etmek, insanları öldürmek. IŞİD'çiler. Sorsan IŞİD'çi değiliz diyor. Bunların başındaki adam Hanzala, IŞİD'çiler benim kardeşlerim diyor. Videosu var. IŞİD'çiler, DAEŞ'ler benim kardeşlerim diyor. Allah selamet versin. Allah iman selameti versin. Şimdi ne diyor? Bu sisteme uyan diyor kim varsa kafir. Yani bu sistem derken şu anda ülkemizdeki sistemde ne var? Demokrat, cumhuriyetlik bir sistem var. Şimdi laikliği biz de savunmuyoruz. Ben bunu söyleyeyim yani. Biz onlardan daha fazla şeriat gelsin istiyoruz. Yani Allah'ın kanunları gelsin. Biz onlardan daha fazla istiyoruz. Ama bunlar şunu zannediyor. Biz işte diyoruz ki laiklik olsun, laiklikle yönetelim. Laiklik eşittir dinsizliktir. Laikliğin anlamı şudur: Allah bizim işimize karışmasın. Tuvalete girmene bile karışan Allah senin hayatının her zerresine karışır. Tamam mı? Bunu da kafaya sokun. Şimdi ondan sonra ne diyor bak. Bakın şu lafın pisliğine bak, buna pislik diyorum. Diyor ki bu sistemde ölen diyor şehit askerlerimize diyor bunu. Şehit falan değil, onlar diyor kafirdir. Askerlerimize diyor buna. O hudutta diyor nöbet bekleyen askerler var ya diyor. Onlar ölüyor diyor. Onlar diyor şehit değil. Onlar diyor kafirdir. Onlara kafir demeyen de kafirdir. Ya bunlar bu. Yani bunlara inanan da bu vatanın evladı da kendinden utanması lazım. Şu sözden sonra. Hadi tarikatlara, cemaatlere inanmıyorsun. Tamam, ona bir şey demem. Ama şu laftan sonra canını seve seve bu vatan için feda eden 20 yaşında gencecik ana kuzusu, ezanlar susmasın, bayraklar inmesin diye canını veren şehit askerlerimize diyor ki kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir. Bastıra bastıra söylüyor. Ne yapacağız abi? Millet akın akın bunlara gidiyor ya. Allah akıl fikir versin bunlara gidenlere. Allah bunların soyunu kurutsun. Amin. Şimdi diyor ki her şeyinde diyor ki bana diyor ayetle cevap verin. Bak bunun mantığı bu. Dedim ya bunlar habire ayet okuyor ama ayetleri tefsiriyle okumuyor. Ayetin direkt olduğu hükmüyle konuşuyor. Ayetlerin şerhi var. Ayetlerin tefsiri var. Ayetlerin açıklaması var. Ayetlerin ince detayları var. Bir ayetten 1.000 tane mesele çıkar. Ama bunlar olduğu gibi ayeti alıyor. Anında insanlara yapıştırıyor. Şimdi ne diyor? Bana diyor ayetle cevap verin. Biz bunları ayetle okuduk. Zamanında çok reddi yaptık. İnşallah ölene kadar da yapacağım. İnşallah. Bana diyor ayetle gelin. Ya sana ayet okusan ne olacak? Sana ne fark edecek? Sen zaten belli bir kafanda bir şey oturtmuşsun. Sizin kafanız olmayan herkes kafir diyorsun. Ben sana ayet okusam ne olacak? Hüseyin Avni hocamızın münazarasında 1 saat ayet okudu. Hüseyin Avni hocamız 1 saat aralıksız ayet okudu. Açıklama yaptı, tefsir yaptı. Yok, yine aynı. Ne oldu? Ayet okusak ne olacak? Sonra ne diyor? İşte yeni bu daha yeni video yapmıştı. Hüseyin Avni hocamızın arkasından sallıyor. Yüzü karşındaydı. 2 saat, yaklaşık 2,5 saat karşılıklı münazara yaptılar. 2,5 saat. O konuştu, o konuştu. Yüzüne karşı sanki hiçbir şey, böyle bir şey yok. Normal konuşuyor. Münazara bitti. Peşine bir videolar yapıyor. İşte sen şöyle müşriksin, sen böyle adamsın, sen şöyle adamsın. Nasıl giydiriyor? Delikanlıysan karşısına söyleseydin. Bunların erkekliği bu kadar. Tamam mı? İnsanlar anca ölümle tehdit ederler. İnsanlar hakkında ölüm planları yaparlar. Tamam mı? İnsanların karşısına geldiği zaman da kedi gibiler.
İşitçiler, Vahabiler, Selefiler. Bunlardan Allah için uzak durun. Oyatmak haram derler. Oyatmak kafirliktir derler. Bu ülkede askerlik yapan adam kafir derler. Tamam mı? Ya takım tutan adam kafir diyorlar ya. Bunlar her şeye kafir diyor. Ya böyle bir kafa var mı ya? Dinimizde böyle bir şey yok. E bunların kendi hocası Ebu Hanzalı şu anda nerede? Kodes'te. Elhamdülillah. Allah bunu da Kodes'e tıksın inşallah. Orada da çürütsün. E bunun kendi hocası ne diyor? Birisi buna soru soruyor. Büyük bir ihtimal bizim Ehl-i Sünnet cemaatten biri. Diyor ki bir adamı diyor Müslüman adama diyor, tamam mı? Müşrik derse ne olur diyor. Bak bir adam Müslüman adama müşrik derse ne olur diyor. Hadis-i şerifte geçer ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir adama müşrik derse, Müslümana müşrik derse, eğer o karşısındaki müşrik değilse kendisi otomatikman müşrik oluyor. Biz elhamdülillah Müslümanız. Bunu her yerde söylüyoruz. Müslümanız diyoruz. E bunlar ne diyor? Siz diyor müşriksiniz. E ne oluyor? Otomatikman sen müşrik oluyorsun. E hadis-i şerif. E senin hocan söylüyor. Ama yok arkadaş, bunların kafa odun olmuş. Bunların kafa taş olmuş, almıyor. Bunların kafa sıfır. Anca insanları tekfir ederler. Anca insanları ölümle tehdit ederler. Anca insanları şantaj yaparlar. Anladın mı? Bu. Ama kimse de demiyor kardeş ya bu adamları dinlemeyin demiyor. Yok bizim millet de anlamıyorum ya. Sazan gibi atlıyorlar bunlara ya. YouTube'da sayfaları var. 30 küsür bin takipçisi var. 30 küsür bin ne demek biliyor musun? Allah muhafaza yani bu beladır. FETÖ nasıl belaysa bu da aynı beladır. Şimdi bunların dediklerinden not aldık. Şimdi buna soruyorlarmış. Sen niye Yahudilerle, Hristiyanlarla uğraşmıyorsun da Müslümanlarla uğraşıyorsun? Yani neden bizle uğraşını soruyorlar. Cevaba bakar mısın? Onlar Müslüman değil ki diyor. Onlar neresi Müslüman? Ben diyor kafirlerle uğraşıyorum. Bize diyor. Yani Türk halkına söylüyor. Diyor ki bunlar kendi sohbetinde 80 milyon müşrik diyor. 80 milyon diyor. Allah'a ortak koşuyor. Bilmiyorum yani Allah hidayet versin demek de istemiyorum ama yine de söyleyeyim biz ehli sünnetiz. Biz onlar gibi pislik değiliz. Onlar pisliktir, necistir. Allah hidayet versin. Hidayet mümkün değilse Allah bunları kahretsin. Amin. Şimdi ondan sonra ne diyor? Takmış dedi ki ehli sünnet hocalara takmış. Cübbeli Ahmet Hoca'ya takmış. Kerem Önder Hoca'ya takmış. İsmail Ağa cemaatine takmış. Menzile takmış. Ona takmış. Ama ne kadar hoca varsa takmışlar kafaya. Tamam mı? Liste herkesi listeye almışlar. Elhamdülillah ben de listedeyim. Elhamdülillah. Çünkü beni listeye almazlarsa ben kendime şüphe duyuyorum. Açık açık söyleyeyim. Sizin için de geçerli. Eğer bunların karar listesinde yoksanız kendinizden şüphe duyun. Niye? Bunlar açık açık bize müşrik diyor. Otomatikman kendileri de müşrik. Yani Allah'a ortak koşuyorlar bunlar. Maalesef. Şimdi dedik ya bunların tek bir maksadı var. IŞİD, DAEŞ memleketi ele geçirsin. Bunlar kendilerince şeriat ilan etsin. Ne kadar ehli sünnet hoca varsa, memlekette ne kadar bunlara tabi olan adam varsa hepsinin kafasını keselim. Biz memleketin başına geçelim. Bu. Şaka yapmıyorum bak ha. Açın videolarını izleyin. Adam bağırıyor sohbetinde diyor ki 70 milyon 80 milyon kafir olmuş. 70 milyon 80 milyon kafir olmuş. Böyle bağıra bağıra. İslamiyet'te buna yer yok. Ehli sünnet akidesinde böyle bir şey yok. Bunlar ehli sünnetle alakası yok. Bunları dinleyen kardeşler varsa Allah razı olsun bunlardan uzak dursun. Ahiretinizi yakmayın. Ahiretiniz mahvolur, perişan olursunuz. E bizim yakın tanıdıklarımızdan var. Bunlara uşak olmuşlar ya. Ne okula gidiyorlar, ne askere gidiyorlar, ne oy atıyorlar, ne camiye gidiyorlar, ne cuma kılıyorlar. Hiçbir şey yok. E ben geçen söyledim, yine söyleyeyim. E terk edin gidin mi memleketi kardeşim? Kendinize göre bir şeriat layık, kendinize göre şeriat. Yani size layık olan bir ülke bulun. Siz bize layık değilsiniz, bu ülkeye siz daha kalitelisiniz ya. E gidin kardeşim. E terk edin bu memleketi. Allah akıl fikir versin. Yani inşallah bunlara yaptığımız reddiyi de burada bitiriyorum. Aklınıza yazın. Ebu Hanzala 1, Ebu Haris 2. Bu adamlardan Allah için uzak durun. İmanınız gider. Tamam mı? Şimdi geçen hafta biliyorsunuz Mustafa İslamoğlu denen sapığa sözde hocaya reddi yaptık. Güzel de bir reddi oldu. YouTube'da da elhamdülillah güzel izleniyoruz. Şimdi bunun iki tane daha sapıklığı çıktı karşıma. Bakın yani şu sözler. Sözde bir hoca, sözde hoca. İnşallah onu dinleyenler şu anda bizi dinliyordur.
şu söylediği sözlerden sonra hala onu dinleyen varsa imanından şüphe etsin. Bu kadar açık konuşuyorum. Bak not aldım. Aynen dediğini söylüyorum. Cennetin cehennemin sonu var mı abicim? Var mı? Sonu var diyen var mı burada abi? Elhamdülillah yok. Diyor ki cennetin diyor cehennemin diyor sonu var mı yok mu diyor biz bilemeyiz. Bak ayetlerle sabit olan hadislerle sabit olan cennetin cehennemin sonu yoktur. Sonu var diyen kafirdir. Diyor ki senelerdir diyor çözülmemiş bir mevzu. Daha sahabilerden diyor beri diyor çözülmemiş bir mevzu. Hazreti Ebubekir'den, Hazreti Ömer'den, Hazreti Ali'den beri diyor günümüze kadar gelen ama diyor bir türlü çözülemeyen mevzu. Yani diyor ki ihtilaflı bir şey. Bunu diyen adam ne oluyor? Otomatikmen dinden çıkıyor. Cennetin de cehennemin de sonu yok. Sonu var diyen kafirdir. Bak şimdi söylediği lafa bak. Diyor ki birilerine kızıyor. Tam videonun ama şeyini kısmayacak. Diyor ki bak Allah'ı diyor eline geçirseler meydan dayağı çekecekler. Bu laf söylenecek bir laf mı ya? He? Allah'ı eline YouTube'da var kardeşim yalan söyleme. Heh, açın izleyin. Aynısını yazın direkt çıkıyor. Allah'ı diyor bunlar diyor Allah'ı eline geçirseler Allah'a diyor meydan dayağı çekecekler. Buna diyor hoca ya buna hoca diyorlar ha. Buna hoca diye dinliyorlar. Çarşaflı kadınlar dinliyor. Kapalı kadınlar dinliyor. Sakallı adamlar dinliyor. Bu adamın sohbetlerinde hüngür hüngür ağlayan adamlar var ya. Ya memlekette neler var? Ayakta uyuyoruz. Ayakta uyuyoruz arkadaşlar. Bakın bütün sapık hocalara, sözde hocalara reddiyemiz var. YouTube sayfamızdan açın Allah için izleyin ki imanınız kurtulsun. Bu adamlar 10 tane kelime konuşur. Bak 10 kelime konuşur. 9 tanesi seni cezbeder. Doğrudur da ama bir tanesi bak bir tanesi kafirliktir. Sen de acaba ya bu da olabilir mi dersen sen de kafir olursun. 50 yaşındaysan 50 senelik ibadetin silinir. Evliysen karınla nikahın düşer. Karınla zina edersin. Tamam mı? Biz Allah için uyarıyoruz. Şimdi Diyanet de Allah selamet versin bu Diyanete de. Tamam mı? Allah akıl fikir versin. Biliyorsunuz Hazreti Hatice annemize etmediği hakaret kalmadı. Herkes de Diyanet'ten bir açıklama bekliyor değil mi? Sonuçta bu adam hoca diye geçiniyor. Ha, Diyanet'le Allah selam kendi kafalarına göre böyle bir geçiştirme babında. Yok işte Hazreti Hatice annemiz çok kıymetli bir annedir. İşte kelimeler biraz daha seçici olmalıdır. Bu ne ya? Benim beklediğim ve Ehl-i Sünnet'in beklediği bu cuma hutbelerde Hatice annemizin, Hazreti Hatice annemizin ne kadar büyük bir zat olduğu, ne kadar büyük bir kadın olduğu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk göz ağrısı olduğu ve daha bir sürü faziletlerini sayılmasını beklerdik. Maalesef Allah bu Diyanet'e akıl fikir versin. Amin. Allah selamet versin. Amin. İstanbul'un başına da İstanbul müftüsünü de değiştirmişler. Bir tane bid'at ehlinin fikrinde olan bir tane sözde hocayı İstanbul'un müftüsü yapmışlar bu Diyanet. Abi çok işimiz var. Yani aslında var ya bazen diyorum ki sırf reddiye yapayım. Bir saat diyorum susmayayım reddiye yapayım ama işte bazı mevzular da var konuşmamız lazım. Allah selamet versin. Allah akıl fikir versin. Amin. Şimdi yavaş yavaş konumuza geleceğiz. Zilhicce ayının ilk 10 gündüz ve gecelerine girdik. Bakın şu anda bu sohbette olan kardeşlerimizin, abilerimizin burada bulunduğunda neler kazanacağını, neler kazandığını beyan edeceğiz. Buraya gelen Allah'ın izniyle yaşadı. Cepleri doldurdu. Ama manevi cep. Şimdi faziletleri sayacağım. Bu ilk 10 günde. Şu anda birinci gündeyiz. 10 gün Allah rızası için ibadetlerinizi arttırın. Zikirlerinizi arttırın. Namazlarınızı camide cemaatle kılmaya çalışın. Tekbirleri arttırın. Tekbir dediğini biliyorsunuz. Burada da bir tekbir yapabiliriz. Kurban bayramında hani hayvan keserken bir de hoca hutbeye çıktığı zaman bayram namazında yapılan tekbir var ya, ondan bahsediyoruz. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bak. Fazilet. Buraya gelmeyen adam bunlardan yararlanamaz kardeşim. Geleceksin. İlim meclisine geleceksin. Şimdi faziletleri sayıyorum. Burayı kulak, kafa, göz ne varsa dinleyin abi. Kalple her yerinize dinleyin. Şimdi mümkünse oruç tutmaya çalışın.
Bak mümkünse tutabiliyorsan tutsun. Çünkü 900 senelik oruç tutmuş gibi sevap var. 900 sene. Tamam mı? Bir. Bu 10 günde bak bu 10 günde bir sadaka veren kişi peygamberlere Allah Celle Celaluhu bunu kutsadığı söylüyor. Benim diyor bütün peygamberlerim diyor sanki diyor hediye vermiş gibi diyor sevap yazın. Bir. İkincisi bir diyor hasta ziyaret edene 10 gün bak 10 günümüz var. Bir hasta ziyaret edene bütün diyor Evliyaullah'ı diyor ziyaret etmiş gibi sevap yazarım. Tamam mı? Bir cenazeye katılana bak bir cenazeye katılana diyor bütün şehitlerin diyor cenazesine gitmiş gibi sevap yazarım. Bunlar sahih. Devam ediyoruz. Bir fakiri giydirene bir tişört 10 lira 15 lira kardeşim. 10 lira 15 lira. Bir fakiri giydirene diyor cennet elbiseleri giydiririm. Tamam mı? Devam ediyoruz. Bir diyor yetimin başına okşasa, bir yetim başına okşasa diyor. Allah Celle Celaluhu'nun mahşer günü, 50 bin senelik mahşer günü, güneşin bir tavan boyu mesafede olduğu günde arşımın gölgesinde gölgelendiririm. Ve bizi ilgilendiren son fazileti söylüyorum. Bir kimse diyor bu 10 günde diyor ilim meclisinde bulunsa, buradan bahsediyor. Allah Celle Celaluhu şu anda bizden bahsediyor. İlim meclisinde bulunsa diyor, sanki diyor benim diyor peygamberlerimle diyor aynı mecliste bulunmuş gibi diyor sevap yazarım. Buraya gelen Allah'ın izniyle yaşadı. Şu anda sağ omuzumuzdaki melek çalışıyor. Kas yaptırıyoruz inşallah. Yorulmaz ama anlayacağını sabrediyorum. Sol taraftaki şu anda oturuyor. İnşallah. Sağ taraftaki melek şu anda yazıyor. Hiç boş durmuyor. Bak bir saniye. Bir saniye yok. Bak şu anda elhamdülillah kimse daha uyumuyor. İnşallah kimse uyumaz. Uyusa bile bir adam şu mecliste uyusa bile Allah'ın izniyle ona da her türlü sevap yazılır. Bunları kaçırmayın Allah'ın izniyle. Yani boşuna buralara gelince kendimizi parçalamıyoruz. Şimdi gelelim konumuza. Malum haftaya 10 gün sonra Kurban Bayramı inşallah. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. Kevser'le alakalı bir sürü rivayet var. İşte Havz-ı Kevser var, mükafatlar var, çok şey var. İnne şaniyeke huvel ebter. Ayetin sonu. Bizi ilgilendiren kısım şu an, bu haftaki mevzumuz. Fesallili rabbike venhar. Sen de Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Bir tefsirde geçer ki bu Rabbin için namaz kıl, bayram namazıdır. Yani başka tefsirlerde normal 5 vakit namazdan bahsedilir. Ama başka tefsirlerde geçer ki bayram namazı. Bayram namazını kıl, kurbanı kes. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da emrediyor. Emir derken bu vaciptir. Vacip. Gücü yeten kesecek, gücü yetmeyen inşallah niyet edecek. Rabbim niyetini kabul etsin. Hac suresinin 37. ayetinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Estağfirullah, Bismillah. Len yenalallâhe luhumuha ve la dimâuha velâkin yenâluhut takvâ. Onların diyor ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sizin takvanızdır. Yani şimdi bazı kafalar var. Hayvan kes bilmem ne işte kesilmez vahşet cinayet. Yani Allah Celle Celaluhu haşa orada kesilen kurbana muhtaç mı? Değil. Ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşıyor. Haşa ve kella Allah Celle Celaluhu yeryüzüne meleklerini gönderip o kanları etleri toplayın bana getirin mi diyor. Haşa ve kella. Maksat ne? Allah'ın rızası için kan akıtmak. Bakın şunu da unutmayın. Kurban gelsin de et keselim de evlere et girsin. Bu niyetle ise o kurban kabul olmaz. 6 kişi dese ki bir araya gelelim bir et keselim. Bu zihniyetteki kurban kabul olmaz. Kurbandaki maksat Allah rızası için kan akıtmak. Tamam mı? Şimdi birkaç tane hadis okuyacağız bununla alakalı. İmkan bulup da hadis-i şerif kurban kesmeyen mescidimize gelmesin. Hadisi şerif. Bir daha söylüyorum. İmkan bulup da kurban kesmeyen mescidimize gelmesin. Başka bir hadis-i şerifte ümmetimin hayırları kurban kesenlerdir. Şerleri ise zengin oldukları halde kurban kesmeyenlerdir. Tamam mı? Başka bir hadis-i şerifte kurbanlar günahları sildirir, sahibini bağlardan kurtarır. Ne bağı? Cehennemin bağları.
Şimdi kurban kesenin faziletleri nedir? Ne faziletleri? Hayvanın kılları adedince var mı sayabilecek? Yok. Hayvanın kılları adedince Allah Celle Celaluhu kurban kesene sevap yazıyor. İmkan olan kessin. Şimdi hayvanın ilk kanı toprağa değdiği anda Allah Celle Celaluhu hayvanı keseni, hayvanı sahibi bütün günahlarını siliyor. Yani hayvan öyle boş iş değil bu. Tamam mı? Ondan sonra hayvanı da o hayvanda o kişiyi Sırat köprüsünden geçiriyor. Sırtına alıyor hayvan. Sırat köprüsünden geçiriyor. Şimdi şöyle bir şey de diyor büyükler. Ne kadar büyük keserseniz o kadar iyi. Sırat köprüsünden o kadar sağlam geçersin. İmkanı olan varsa. İmkan yoksa ne kesebiliyorsan kes. Yani koyun da seni geçirir Allah'ın izniyle yani. İnşallah. Şimdi bir de şöyle bir şey var maalesef. Adam bayram namazını kılmıyor. Gidiyor kurban kesiyor. Böyle bir şey yok. Bayram namazı da vaciptir. Tamam mı? Kurban da vaciptir. Keseceksin kardeşim. Namazını da kılacaksın. Yani bir de takım elbisesini giyiyor. Kurbanın başına geçiyor. Hiç yani oralı ipin ucundan tutmaz. Hayvana çullanmaz. Hayvanın bir tarafından tutmaz. Uzaktan geçer. Eline kamerayı alır böyle. Gıcık oluyor böyle adamlara ya. Kamerayı alıyor böyle. Bir de çekiyor böyle herkesi. Bir de millete tekmil veriyor. Ha, tutlandı. Ha, kaçtı kaçtı. Abi dokun dokun bak. Sen o hayvana dokunuyorsun ya. Dokunduğun kıla dediğince senin sevabın dökülür. Ya bedava ya. Bak, hakikaten bedava ya. Allah selamet versin. Şimdi şöyle bir şey de var. Hani maalesef şu anda Türkiye'mizde çok sıkıntı. Yani hibe meselesi. Yani parasını vereyim, kesilsin gitsin. Bu biraz sıkıntılı mevzu kardeşim. Nasıl sıkıntılı? Yapabilir misin? Yaparsın. Ama yavaş yavaş kurban geleneği derken, yani yanlış anlamayın, kurban kesilme, yani ulu orta yerde gelenek kalkıyor. Çoluk çocuk kurban görmüyor. Tamam mı? Çoluk çocuk kurbanın ne olduğunu bilmiyor. Kurban bayramı deyince çocuk ne diyor? Hayvan görmüyorlar. Herkes bir yere bağışıyor. Tamam mı? Belediyenin kesimleri ne var? İşte adam gidiyor, ortaklarını alıp gidiyor. Anne çocuk evde. Baban diyor kurban. Kurban ne? Kurban ne diyor çocuk? Ya çocuklar kan görecek. O çocuk kan görmezse, o hayvanın kesini görmezse büyüyünce ne oluyor? Ateist oluyor, deist oluyor. Allah buna nasıl müsaade ediyor? Hayvanlara nasıl kesiyorlar? Böyle din mi olur? Ve haşa böyle Allah mı olur? Diyor. Anladın mı? O çocuklar o kurbanın kesildiğini görecek. O kanı alacaksın. O çocuğun alnına parmağı basacaksın. Tamam mı? Eğer belediyeye veriyorsan da al çocuğunu kardeşim. Kurban kesimine götür. O çocuk onu görsün. Çocuklar unuttu. Çocuklar dinini unuttu. Gençlerin hepsi deist olmuş, ateist olmuş. Allah selamet versin. Şimdi sorulan sorulardan birkaç tanesine cevaplayacağız. İnşallah sonra kurban şartlarına geçeceğiz. Borçla kurban kesilir mi? Çok soru geliyor. Borçla kurban bir şartla kesilir. Normalde durumun müsaittir. Tamam mı? Yani varlıklısındır. Ha olur insanlık hali. Kurban bayramı zamanı. Olur bir şeye düşersin anladın mı? Birine borç vermişsindir. Alacağın vardır gelmemiştir. Yani ama normalde durumun iyidir. Birinden geçici olarak bir hafta ya da iki haftalığına borç alırsın. Böyle böyle abi baba dayı her neyse. Bana borç ver. Ben sana zaten şuradan alacağım ve hemen sana vereceğim. Tamam mı? Tamam. Bunda sıkıntı yok. Ama kendini zora sokarak benim almam lazım, benim kesmem lazım, benim ne eksiğim var. Yanlış. E sen o hayvanı alacaksın. Hisseler de az buz değil yani. 1,5-2 bin lira mı ne başlıyor? E asgari ücret 2 bin lira. Kendini zora sokacaksın. E evine belki ekmek alamayacaksın. Hayvan keseceğim diye çoluğunu çocuğunun rızkını engelleyemezsin kardeşim. Durumun yoksa borç alıp kesemezsin. Diğer bir soru. Kredi kartıyla katılım bankalarından eğer kredi kartı kullanıyorsan olabilir. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Mesela diyor ki bazı faizli bankalar var. Biz diyor işte faiz almıyoruz, bilmem ne almıyoruz, vade farkı almıyoruz. Olabilir ama sonuçta o banka faizle çevrilen bir banka, değil mi? Azıcık da olsa senin o paran oraya giriyor. Senin o paranın içine faiz karışıyor. Seninle alakası yok. Yani önerilen faizli bankalardan kredi kartıyla kurban almayın. Katılım bankalarıyla yapabilirsiniz. He yapabiliyorsan hiç kredi kartı işine girme. Tamam mı? Şimdi şu hayvana eziyet mevzuları da var. Hayvana eziyet etmeyin.
onun vebali mahşerde burnundan fitil fitil gelir. Allah Celle Celaluhu sen o hayvana eziyetin diye seni cehennemin dibine sokar. Bir kadın bir kediye işkence etti diye Allah Celle Celaluhu onun cehennemin dibine attı. Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Hatta bununla alakalı daha geçen gün Facebook'ta bir tane video gördüm. Yani bilmiyorum ne diyeyim, insan mı desem, insan değil, insan olamaz. Ya bir tane kedi apartmanın kapısına sıkışıyor, kafası. Herhalde bu hidrolikli kapı, ağır kapı. Kedi kapıya sıkışıyor aynen böyle, kafası ya. Bak kapı da ağır demek ki kedi çırpınıyor ya. Kadının bir tanesi de durmuş böyle izliyor bak. Ya gözüm, ya kamera gözünün önünde ya. Çırpınıyor hayvan. İzledi, izledi, izledi. Kediye müdahale etmedi. Yani kapıyı açsa kedi çıkacak gidecek. Kedi orada öldü. Bu kadının yerini söylüyorum. Tövbe etmezse hadis-i şeriflerden yola çıkarak bu kadının yeri cehennemdir. Tövbe etmezse, başka hayvanlara iyilik etmezse, tamam mı? Tövbe edebilir. Tövbe edecek. Kedilere olur, köpeklere olur, başka hayvanlara olur. İyilik edecek. Gerekirse kendi evine kedi alacak. Tamam mı? Evde kedi beslenir, köpek beslenmez. Alacak, kendini bir şekilde affetmesi lazım. Yoksa o kadının yeri cehennemdir. Ebedi değildir ama Allah Celle Celaluhu ona azap eder. Hayvanlara eziyet edemezsin. Kurbanlara da eziyet edemezsin. Adam sopayla hayvanın burnuna nasıl vuruyor ya? Kanatıyor burnunu, bacaklarına vuruyor, jilet atıyorlar, bir şey yapıyorlar. Olur mu böyle bir şey? İslamiyet'te bunun yeri var mı? Yok. Allah akıl fikir versin. Şimdi dedik ki bu bağışlama meseleleri de var. En güzeli kendin kes kardeşim. En güzeli kendin kes. Tamam mı? Al ortaklarını. Varsa bahçen. Yoksa git Arnavutköy'de kes. Çatalca'da kes. Bahçelik yer çok kardeşim. Ormanda kes. Bir yerde kes yani. Çoluk çocuğunu da al kes. Berekettir. Tamam mı inşallah? Markette kurban satışı var. O nasıl bir şey? Tansoş'ta, Migros'ta. Ya Migros denen yer içki satan yer kardeşim. Ben de onu gördüm ama biz tavsiye etmiyoruz kardeşim. Alacaksan hayvan pazarından al. Marketlerle işin olmasın. Boş ver. Bunlar ne biliyor musun? Bunlar artık yani işi iyice cılkını çıkardılar. Anladın mı? Yakında böyle kesilmiş hayvan diye tezgah açacaklar. Kurban kesmenize gerek yok arkadaşlar. Biz keştik, büçtük. Bak 7 ortaklı kurban bunu yapacaklar. Şaşırmam yani. Harbiden şaşırmam. Hani şey haline getirdiler ya. Eğlence deyin. Hakikaten eğlence. Parasını vereyim git benim yanıma. Parasını vereyim şöyle yap. Ya adam utanmasa diyecek ki sana 10 lira vereyim de git şu ikindi yıkalı gel ya. Bunu diyen var. Var. Hakikaten var ya. Benim yerime kılsana diyor. Sapık ya. Allah akıl fikir versin. Şimdi kurbanın şartlarını sayıyoruz. Allah'ın izniyle kurban meselesini bitireceğiz. Şimdi kameri yıla göre deve, bizim memlekette deve çok olmuyor. Deve kesenler, deve derken insan olarak değil, hayvan olarak deve. Develer 5 yaşında olacak. Deve 5 yaşında. Sığır ya da benzeri hayvanlar 2 yaşında. Koyun ve keçi 1 yaşında. Ama diyor bunlar yaşında olacak. Ama şöyle bir şey var. Eğer diyor koyun diyor 6 aylıksa ama diyor iri ise tamam mı? 6 aylık ama bazıları oluyor. Mübarek adam bakıyorsun insanlar dönüyor. Adam 15 yaşında bakıyorsun mübarek 30 yaşında gibi ya. Maşallah diyorsun ya. Değil mi? İnsanlarda da var. Sen değil. Tamam mı? Koyun mesela iri ise kesebilirsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kesmiş. Tamam mı? Şimdi kurban kesmek Hanefi mezhebine göre vaciptir. Diğer 3 mezhebe göre sünnettir ama terk edilen sünnetlerden değil. Terk edilmeyen sünnetlerden. Herkes kesecek. İyi sünnet kesmeyeyim. Sünneti terk etmek de sünnettir diye bazı böyle kafada adamlar var. Maalesef Allah selamet versin. Şimdi kurban şartları. Ne olacak dedik? Deve, sığır, koyun cinsinden olacak. Yani Zekeriya Beyaz gibi tavuktan kurban olur demeyeceğiz. Başka bir sapık daha çıktı. Ayakkabıdan da kurban olur dedi. Şaka değil ha. Ayakkabıdan kurban olur diyen adam çıktı bu memlekette. Hatta Arap ülkelerin alimleri dediler ki sizin ülkede nasıl adamlar var? Arap ülkelerin alimleri bizimle dalga geçtiler yani. Maalesef. Bizimle derken o ya sonuçta Türkiye diyorlar. Kardeşim Türkiye'de bazı hocalar var diyorlar. İşin içine Türkiye deyince biz de giriyoruz. Adam ayakkabıdan kurban olur diyor ya. Öteki çıkmış tavuktan kurban olur diyor. Allah selamet versin. Herkes kurban keser o zaman. Şimdi ikinci şart. Yaşına erişmiş hayvanları keseceğiz. Üçüncü şart. Kurbanlık hayvanın kurban olmasına engel olacak şeylerden bazıları var. Bir veya iki gözü körse, bak bir veya iki gözü körse, hatta düğme gibi diyor dışarı çıkmışsa o hayvan
kesilmez. Tamam mı? İki, hastalık belirtileri varsa ama aleni. Şimdi bazen yani şöyle örnek vereyim. Bazı sokaklarda böyle köpekleri görüyoruz. Derisi falan dökülmüş köpekler oluyor. Tamam mı? Böyle hani uyuz diyorlar ona. Eğer keseceğin hayvanda da buna benzer şeyler varsa bu da kesilmez. Şimdi şöyle bir şey de var mesela. Hayvanların şiddetli ateşe yakılıp bu hastalığın onu otlatmaktan alıkoyması ve onu iştahtan kesmesi ve etini bozan ve etinin sıhhatine tesir eden uyuz hastalığına yakalanması veyahut da vücudun onun sıhhatine tesir eden derin bir yaranın olması gibi. Yani vücudunda da büyük bir yara varsa o da kesilmez. Dikkat edin. Tamam mı? Öyle sadece ağzını açıp dişine bakmak da olmaz. Bizimkiler bir şey öğrenmiş. Ağzını açıyor, dişine bakıyor. Sanki diş doktoru. Ne yapacaksın ya? Allah selamet versin. Şimdi ondan sonra 3 diyor. Sürekli diyor sağlam hayvanlarla birlikte yürümesine veya onlara yetişmesine engel olacak şekilde topal olması. Tamam mı? Hayvan topallıyorsa da sürüsüne yetişemiyorsa da o hayvan kesilmez. Kemiklerinde ilik kalmayacak şekilde zayıflamışsa ondan da hayvan olmaz. Yani genelde bu tarz şeyler pazarlarda olmuyor ama ya yine de eğer görürseniz de dikkat edin Allah'ın izniyle. Hamile ineklerin de tabii kesilmeli değil mi? Hamile inek kesebilirsin. Kesiliyor. Hatta bunu nerede duydum ya? Bizim cemaatten birisinin hayvanı kesiyor, hamile çıkıyor yani. Ya bilemezsin sen şimdi onu nereden bileceksin? Hadi çık kesin hamile. Nereden bileceksin yani? Allah selamet versin. Şimdi ne dedik? Bazı şartlar sunduk değil mi? Hayvanın kesilmesi veyahut da kesilmemesi. Bazı ne diyor mesela? Ön veya arka ayaklarından biri veya ikisinde kesik olan hayvan. Yani varsa dikkat edin. Olabilir. Adam sahtekardır kardeşim ya. Olmuyor. Var. Adam her şeyin sahtekarı var. Adam şeyle bak buna da dikkat edin. Şimdi Allah Celle Celle aklıma getirdi. Hayvan pazarlarında çok tırnakçı var. Biliyor musunuz tırnakçıyı? Adam böyle parayı sayıyor. Hiç anlamıyorsun. Aradan 100-200 ne varsa at. Ya hakikaten ben inanamıyorum. Buna manipülasyon mu diyorlar? Ne diyorlar? Parmak okuyorlar. Ya her neyse işte. Böyle sayarken abi aradan 100-200 atıyor cebe. Çok sahte para da dönüyor. Çok tırnakçı da oluyor. Dikkat edin. Dikkat edin ha. Yani bilmiyorum ya. Adamlar ibadette bile pislik yapıyorlar ya. Allah selamet versin. Şimdi. Boğulma veya yüksek bir yerden düşme sonucu ölüm tehlikesi geçiren hayvan. Ya buna zaten murdar diyorlar. Hemen anında kesilmesi lazım. Ondan da kurban olmuyor. Tamam mı? Yani mesela şey de diyorlar mesela senin deminki hamilelik meselesine yazan hayvan mesela doğurmaya yakınsa doğurması beklenir. Ama şimdi kardeşim de doğurana kadar da kurban bayramı bitene kadar olmaz. Yani onunla da alakalı ince fıkhi meseleler var. O işe de hiç girmem iş uzar. Yani kurban Allah için kesilir. Tamam mı? Kurbanı keserken niyet ettim Allah'ım senin rızan için. Bismillahi Allahu Ekber diyeceğiz. Öyle keseceğiz. Tamam mı? Hayvana dokunun. Hayvandan uzak durmayın. Kesebiliyorsanız imkanlarınızda kesin. Tamam mı? Yeşillikte kesin. Ormanlıkta kesin. Eğer belediyenin de tesisinde kesiyorsan çoluğunu çocuğunu da götür. O kanı al çocuğun alnına sür. Bak oğlum bu da Allah'ın emri. Tamam mı? Ya da kızım her neyse. Küçükse kızını da götür. Büyükse götürme. Tamam mı? Bunları yapın. Yoksa bak bunlar kaybolacak. Samimi söylüyorum bunlar kaybolacak ya. Abi çoluk çocuk caminin yolunu bilmiyor ya. Yazın bu Kur'an kursları olmasa var ya çoluk çocuk camiye uğramayacak ya. Zaten bizim yaşlı dedeler de Allah selamet versin. Çoluğu çocuğu tekme tokat kovuyor yani. Böyle bir şey yok. Tamam mı inşallah? Kurbanla da alakalı meseleleri bitirdiğimizi umuyorum. Yani bir mevzu daha var. Onu da bitireceğiz. Allah'ın izniyle sohbetimizi kapatacağız. Ne kadar olmuş? İyi daha var. Hocam kurbanla ilgili bir soru sorabilir miyim? Bu kilo ile şey yapıyorlar. 25 kilo geldi mi şu kadar fiyattan dediğim diyorlar. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hisse payı diye bir şey var tamam mı? Atıyorum diyor ki adam 25-30 kilo arası 2000 lira misal diyorum. 30-35 kilo ya hayvanın böyle bir tartıyorlar komple. Tamam mı? Adam diyor ki mesela hayvan 750 kiloysa işte diyor bunun etini çıkar, işkembesini çıkar, derisini çıkar kala diyor 350 kilo. 350 diyor 7'ye bölersen diyor kaç kilo geliyor diyor mesela. Misal 35-40 geliyor misal. Sana diyor bu kadar kilo düşüyor. Tamam mı? Yani o kilo hesabı da biraz ince mesele. Yani orada da bir kul hakkı meselesi var. Ya bunlara dikkat edilmesi lazım. Bunlar çok ince meseleler. Hele şu kul hakkı var ya aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Yani bazı hayvan oluyor. Yani bakıyorsun maşallah böyle diyorsun. Bir açıyorsun sırf işkembe. Sırf işkembe ya.
Yani işkembe dükkanı açarsın o kadar yani. Ya ince meseleler bu satıcıyla alakalı. Yani dürüst olması lazım satıcının. Allah rızasını gözetmesi lazım. Bu iş şakaya gelmez. Bu iş insan ya kandırmaya girer ya. Kul hakkı işte. Sahtekarlığa girer. Dolandırıcılığa girer. Kurbanı hocam, Allah için arasında şey yapmaması lazım. Birinin gözü kalmıyor. O ette gözü kalırsa. Yani şimdi onda şöyle bir şey var. Kura falan çekiliyor. İşte tartılıyor. İşte mesela ne diyorlar? 30 30 30 30 her neyse. Hani hak geçmemesi için. Tamam mı? İşte kaç ortak var mesela? 5 ortak. 5 tane çubuk alıyor. Mesela orada hak yemeyecek kim var? Küçük bir çocuğu çağırıyorlar. Sen diyor mesela seçtin diyor mesela Ahmet'in. Şu seçtiğin Mehmet'in. Çocuk poşetlere bakmadan sadece çektiği çubuklarla. Böyle de bir adil bir dağıtım olabilir. Yani hayvan keserken de ortaklar arasında aman bana fazla geldi, aman şunu eksik olmasın. Ya ne olacak yani ya? Allah için helal et. Yani bu kadar detaylara takılacak olsak ooo millet gavur oluyor. Millet dinden çıkıyor. Millet namaz kılmıyor. Millet oruç tutmuyor. Millet ateist olmuş. Millet deist olmuş. Umurunda değil. Bana diyor 2 kilo et eksik geldi kardeşim ya. Üçte birini evine ayıracaksın. Üçte birini fakirlere vereceksin. Üçte birini komşularına vereceksin. Adam mesela diyor ki ben diyor üçte üçünü evime alacağım. Alabilirsin. Adam onun için özel derin dondurucu alıyor. Abartmıyorum ama kurban için özel derin dondurucu alan adam var. Hepsini basıyor derin dondurucuya. Kavurmalık. Oh küp kavurma. Allah selamet versin. Tamam mı? Yapabilir misin? Yap kardeşim. Ama seninle etini dağıtan adam arasında milyonlarca fark var. Milyarlarca fark var. Ne farkı var? Sevap farkı. Ya. Ne gerek var kardeşim ya? Bir fakiri sevindir ya. E diyor ki benim evime bir sene et girmiyor. Girmesin. Sen fakiri sevindir. Allah Celle Celaluhu senin evine bereket verir kardeşim. Sen merak etme ya. Ama bizim kafalar biraz kıt olduğu için maalesef. Yok yani ölecek acından. Et yemezse ölecek. Paşa torunu. Allah selamet versin. Neyse. İnşallah kurban mevzusunu anladık. Daha fazla soru sormayın. Konu uzuyor. Sonra bir saati geçince millet sohbetten bayıyor yani. Bir mevzu daha var. Bu mevzuyu özellikle Allah rızası için açıyorum. Allah rızası için bu konuyu iyi dinleyin. Ekranları başında bizi izleyen kardeşler, bu sohbet meclisinde bulunan kardeşler. Bir daha söylüyorum, Allah rızası için. Tamam mı? Şimdi böyle gözler böyle fırıl fırıl dönecek ben konuya başladığım zaman da kimse kusura bakmasın yani. Burada kişisel kimseyle benim sorunum yok. Ben Allah için uyuyorum. Şarkı türkü dinleme meselesi. Tamam mı kardeşim? Şarkı söylemek de şarkı dinlemek de tehlikeli mesele. Bak hepsine haram demiyoruz. Ama tek tek söyleyeceğiz. Tek tek ayetlerle ve hadislerle destekleyerek söyleyeceğiz. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde buyuruyor. Ama bizim Müslümanlar yok abi. Yok. Adamı sağ kulağından söylesen tamam mı? Buradan direkt çıkıyor yani hiç duymuyor. Bak burada söylesen duymuyor yani hiç. Oralı değil. Şimdi bir insan şarkı söylemeye başladığı zaman şeytan onun omuzuna oturuyor. Tamam mı? O şarkısını bitirene kadar şeytan da ona eşlik ediyor. Bir insan horon tepmeye başladığı zaman, halay çekmeye başladığı zaman şeytan onun omuzlarında, o da horon tepmeye başlıyor. O da halay çekmeye başlıyor. Ve diyor hadis-i şerif bu ha. O kişi yorulup oturana kadar diyor şeytan diyor. Şeytanın zaten yorulma diye bir şey yok. Ne yorulur ne oturur. Adam sabaha kadar horon tepiyor. Yorulmuyor. İki rekat namaz kılıyorsun. Belim ağrıyor diyor. Ne diyeceksin şimdi bu adama? Adam bir saat halay çekiyor kardeşim. Ezan vakti geliyor. Kardeş namaz kıl. Ya canım çıktı diyor. Yoruldum diyor ya. Sen git diyor ben kılarım. İşte. İş günaha gelince, iş harama gelince performanslar süpermen. Ama öbür tarafa gelince ne oluyor? Tırtmen. Hiç aksiyon yok. Namaz için tamam mı? Allah için güç sarf edin ki karşılığını mahşerde alın. Şimdi Hanefi mezhebine göre ihtilaflar olsa da bak ihtilaflar var ama genel manada çalgı ve çengi haramdır. Haram. Bu enstrümanlar falan var ya insanı şirke kadar götürür. İlahi. Ona da geleceğiz.
Ona da geleceğiz. Ana muhalefet lideri. Ona da geleceğiz. Şimdi müsaade olan ne var? Def var sadece. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta bir düğünde dedi ki niye def çalmıyorsunuz? Def. Ama çıngıraklısı yasak. Bak çıngıraklısı yasak. İçine böyle zilmil koyuyorlar ya o yasak. Sadece defe müsaade var. Ama şimdi bazı tasavvufi tarikatlarda müzik aletlerini kullanıyorlar. Ama onlarda ince meseleler var. Tasavvufi diyorum. Herkesin bünyesini kaldıracağı şeyler değil bunlar. Yani kimdi ya? İmam-ı Nablusi olması lazım. Yani ne için? Ne için? Ne var ya ne? Kaval gibi bir şey. Diyor ki bu diyor sazlıktayken diyor boş bir kuru bir şeydi diyor. Daldı. Bu diyor kesildi diyor. Bu diyor bu sesi nasıl çıkartıyor diyor. Aynı sesi diyor sazlıkta diyor çıkarmıyor ama diyor kesildikten sonra diyor bu sesi nasıl çıkartıyor? Bu yanık sesi nasıl çıkartıyor? Bak tasavvufi ince mesele. Biz ama maalesef onların anladığı gibi anlamıyoruz. Biz şeytani anlıyoruz. Tamam mı? Şimdi şarkı nerede haramdır? Kesinlikle nerede haramdır? Şarkı, türkü ve benzeri şeyler. Namaz vakti geçiyorsa, namaz vakti geçiyorsa tamam mı? Sen orada şarkı türkü dinliyorsan kesinlikle haram. Ondan sonra içinde feleğe sövme varsa, şirk içeren sözler varsa en önemlisi kadın erkeğe şarkı söylüyorsa. Bizim memleketin şeyi yani. Kadınlar zaten Allah selamet versin. Anadan uğrayan hale geldi artık. Anadan uğrayan hale geldi maalesef. Erkekler de ağzı beş karış açık. Bugün yani bir tarafını açan 300 milyon 500 milyon izleniyor bu memlekette. Müslüman memlekette. Bir tarafını açan 300 izleniyor 500 milyon izleniyor. Biz Allah Kur'an'dan bahsediyoruz. Ayet hadisten bahsediyoruz. 10 bini görebilirsek şükrediyoruz. 10 bini görürsek şükrediyoruz. Niye? Yani diyoruz elhamdülillah 10 bin kişi bizi izlediyoruz yani. Belki bir şeyler öğrendi. Ama bilmiyorum biz de mi soyunsak ne yapsak yani? Yok yine izlemezler. Soyunma izlemez sen de mübarek. Soyunacak halimiz yok. Şimdi insanları dinden çıkartan bak buraları iyi dinleyin. İnsanı dinden çıkartan kafir eden şarkı sözleri. Herkesin duyduğu. Bunu duyun. Bunları duymayın. Çünkü herkesin bildiği. Not aldım. Hiç erinmedim abi. Yazdım tek tek. İnternetten bildiğimden değil ha. Şimdi siz demeyin. Hoca işi gücü yok. Şarkı dinle demeyin. Şimdi bir diyor ki cennete değişmem saçının teline diyor. Bak açıklayarak söyleyeceğim. Cennete değişmem saçının teline demek biliyor musun? Cenneti hafife almak. Ya adam cenneti görse karını saçını başını yolar. Tamam mı? Ama diyor ki cennete değişmem saçının teline. Ne oluyor abi? İslami meselelerde Allah'ın hükümlerini hafife alırsan dinden çıkarsın. Bunlar ince meseleler. Tamam mı? Ondan sonra ya söylüyorum ama estağfurullah ne diyeyim yani aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana ben gülmeyin arkadaşlar bir dakika. Bodrum bana ben Bodrum'a özelim. Şimdi bizi ilgilendiren kısmına geliyor. Seninle diyor cehenneme giderim. Al işte. Tamam güldük ama adam da gavur oldu ya. Seninle cehenneme giderim diyen adam aynı demek mevzu. Cehennemi oyuncak zannediyor. Cehennemi pembe panjurlu köşk zannediyor. Seninle cehenneme giderim ne demek ya? Hayat güzel devam ediyor. Anne sonu bizi ilgilendirmiyor. Seninle cehenneme giderim ne demek abi? He? Cehennem neresi yani? He? Senin 2 artı 1 odan mı? Senin aşk yaşadığın yatak odan mı cehennem? He? Bunları ezberleyin arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi bu Rain Man diye bir tane vatandaş çıktı. Tamam biz buna reddiye yaptık. Bunun şarkısını da açıklayalım. Diyor ki Tanrı saza vurdu. Tanrı kim ya? Tanrı kim ya? Saza vurmak ne demek? Haşa Allah Celle Celaluhu'ya şekil isnat ediyor. Allah Celle Celaluhu yarattığı hiçbir şeye benzemez. Burada farklı manalar da çıkıyor. Tanrı saza vurdu ne demek? Haşa Allah Celle Celaluhu eline saz aldı. Saz mı çaldı? Sonra Azrail seyre daldı. Ya bu adamlar bunu söylüyor. Bizim Müslümanlar da YouTube'da izlenme rekoru kuruyor. Bak bu adamlar izlenme rekoru kuruyor kardeşim. Tamam mı? Sonra bir tanrıya taptım bir sana taptım. Ne oldu abi? Otomatikmen gitti. Sıfırladı. Otomatikmen dinden çıktın. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana ibadet ederim. Yani yalnız sana taparım. Ne yapıyorsun sen burada? Ayeti siliyorsun. Ayeti inkar ediyorsun. Allah'a da tapıyorum.
Sana da tapıyorum. Gittin kardeşim. Tamam mı? Devam ediyoruz. Yıkılsın binaneler, açılsın meyhaneler. Allah selamet versin. Oğlum adam öldü, arkasından konuşma. Biz sadece bak, farkındaysanız şarkıcıların isimlerini vermiyorum. Adamlara sövmeyin diye. Ya da bilmiyorum, bazı ileri zekalılar çıkıp da bir YouTube'dan açayım bakayım bu ne diyor demeyin yani. Tamam mı? Yani yıkılsın binaneler, açılsın meyhaneler nedir ya? Ya bunu bir gavur söylemez. Bir gavur çıkıp demez ki yıkılsın kiliseler, açılsın barlar demez. Bence. Demez yani, bilmiyorum. Devam ediyoruz abi. Tapılacak kadınsın. Yani ne diyeyim yani ya? Ne yapayım ben şimdi? Ne diyeyim bunlara ya? Ya bunu adam söylüyor. Müslümanın diyen adam da bunu söylüyor. Elinde bira şişesiyle söylüyor. Elinde rakısıyla söylüyor. Hani diyor gavur oldum diyor. Bari diyor duble süsleyeyim diyor. Anladın mı? Gavur oldum diye tescilliyim diyor. Noterden onaylı, tasdikli gavur olayım diyor. Devam ediyoruz abi. Sen gördüğüm son ilahsın. Seviyelere bak. Bak seviyelere bak. Seviye gittikçe artıyor ha. Yani daha fazla nasıl gavur olabiliriz? Daha fazla nasıl dinden çıkabiliriz? Daha fazla Müslümanları nasıl gavur ederiz? Tamam, bu projedir abicim. Proje. FETÖ nasıl bir proje ise ha bu da bir proje. Tamam mı? Sevdim seni Rabbim kadar. Bir insanı Allah Celle Celaluhu'dan daha fazla severse o kişi kafirdir. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah, seni dedi her şeyden fazla seviyorum ama dedi şu nefsimden fazla sevemiyorum dedi. Ama delikanlı gibi söylüyor. Biz olsak yalakalık olsun diye seni her şeyden çok seviyorum, ölürüm ya Resulallah falan atarız. Bizde dümen çok, yalan çok. Başı da ben çekiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Ömer, senin dedi imanın kamil iman değil. Hazreti Ömer'e o anda bir titreme geldi. Bak Hazreti Ömer bu. Dedi ki ya Resulallah, şu anda dedi kalbime geldi. Ben dedi şu anda seni her şeyden daha fazla seviyorum. Bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevmeyene daha imanın kamil değil diyor. Bu adam diyor ki sevdim diyor seni Rabbim kadar diyor. Bu ne ya? Allah akıl fikir versin. Amin. Devam ediyoruz. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet sürgün sayılır. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Yani diyor ki seni çok seviyorum. Seninle beraber cehenneme gitsem yansam bana ödül, mükafat. Ama diyor ben diyor cennete gitsem sen cennet olmasan bana sürgün. Cehennemde ne var? Kafirler var. Ebu Cehil var. Firavun var. Karun var. Haman var. O ne diyor? Biz diyor hep beraber diyor takılırız orada diyor. Anladın mı? Orada bir de konser verin diyor. Ebu Cehil de dinler bizi diyor. Cennette ne var? Allah Celle Celal'in cemali var. Ama yok sürgün. Çünkü sevdiği yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Yok kalsın. Niye? Benim sevdiğim yok. Benim ne işim var Allah'la Celle Celaluhu'yla? Benim sevdiğim yok. Ben ne yapayım Allah'ı? Bak incem, bak şerh ediyorum ben. Ben şerh ediyorum kardeşim. Bunun manası budur. Tamam mı? Devam ediyoruz. Seni sevmek ibadetim. İbadetmiş. Onu sevdikçe kiramen katibim buna şeyi yazıyor. Sevap yazıyormuş. Tamam mı? Lan ne güzel seviyor be. Değil mi? Ne güzel, şuna bir sevap yazayım ben. Bol bol. Bol keseden sevap yazın. Devam ediyoruz. Bak şimdi bu acayip. Sana taptım. 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 Taptım be yahu. Söze bak ya. Bak diyor ki ben gavur oldum. Gavur oldum. Gavur oldum. Gavur oldum be yahu. Şerh ediyorum. Abi bak hakikaten abartmıyorum ya. Açın Google'a yazın. Bana inanmayan varsa, bu da sallıyor diyen varsa, uyduruyor diyen varsa açın abicim. Ben kendimi Google'dan çıkardım yazdım kardeşim. Google bazen işe yarıyor. Bak. Allah'a kitaba sövüp saydım. Ya Allah'a kitaba sövüp saydım diyor. Tamam mı? Bu da Müslüman adam. Sözde. Bunu dinleyenler de efkarlı Müslümanlar. Sevdiğinden ayrılan Müslümanlar. Anasına babasına kızan küsen Müslümanlar. İçki içen Müslümanlar. İçki esnasında bu şarkıyı dinleyip teselli bulan Müslümanlar. Abi diyor bunu dinliyorum diyor. Böyle bir kafam rahatlıyor ya. Kafan rahatlamıyor kardeş. Gavur oluyorsun. Oldun da zaten. Tamam mı? Gavur oldun yani. Ondan sonra ben kulun değil miyim? Allah Celle Celaluhu'nun üvey kulu yoktur.
Firavun bile, Ebu Cehil bile, Nemrut bile Allah'ın kuludur. Yeryüzünde şu anda ne kadar kafir varsa Allah'ın kuludur. Tamam mı? Hepsi Allah'ın kulu. Devam ediyoruz. Şimdi bunlarla alakalı şöyle bir şey var. Adam diyor ki mesela geliyor. Ya diyor hocam diyor ama diyor adam cahil. Nereden bilsin? Bilmiyor. Nasıl bilmiyor ya? Nasıl bilmiyor ya? Ya bunu bilmeyen adam affedersin de öküzdür yani. Ne demek? Adam açık açık Allah'ı kitaba sövüyor ya. Ya bunu Müslüman nasıl bilmez? Nasıl cahil olur ya? Böyle bir saçmalık var mı ya? Saçma sapan şarkılar var ya. Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni. Bu ne lan? Yok mu abi ya? Bu ne lan? Bunlar ne biliyor musun? Bunlar insanı zinaya sürükleyen şeyler. Tamam mı? Bunlar atmasyonlar değil yani. Şimdi ben burada kalkıp şarkı söyleyecek halim yok size. Var da ah. Adam feleğe sövüyor şarkıda. Batsın felek, bitsin felek. Feleğe söven Allah'a sövmüştür. Bak. Kahpe felek diyor ya adam şarkıda. O ne diyor biliyor musun? Haşa ve kella ben söylemiyorum anladınız. Feleğe söven Allah Celle Celaluhu'ya sövmüştür ve gavurdur. Tamam mı? Buradan da aradan da ekleyeyim yani. Ebu Haris denen sapık. Ebu Hanza denen sapık. Siz ehli sünnet Müslümanlara çatana kadar ha bunlara çatın. Ama yok abi onların işi gücü ehli sünnete çatmak. Şimdi gelelim kıymetli kardeşimizin mevzusuna. İlahi mevzusu. Çok tartışılan mevzu. Şu şarkı meselesini bir daha söyleyeyim de. Kardeşim şarkı dinlemek adamı zinaya sürükler. Tamam mı? Şarkı zinaya açılan bir kapıdır. Şarkıyı dinlersin bir de klibine bakayım dersin. Klibi zaten yani genelde duyduğuma göre pornografiye dönmüş tamamen. Geçen gün bir hanım ablamız Facebook'ta bir söyleşi yaptı. İzledim. Onun söyleşisini izledim. Diyor ki bilmem bir tane sanatçıdan bahsetti. Tamamen diyor pornografik bir hale gelmiş diyor klip. Şarkının klibi diyor pornografi. Bunu izleyen adam ne yapacak abi? Ben söyleyeyim abi YouTube'u kapatacak. Porno sitesine girecek. Yalan mı abi? Şu anda ülkemizin gençlerinin başının en büyük belası pornografi. Buna da sürükleyen şey şarkı türkü. Bir örnek vereyim. Bizim iş yerinde bir kardeş var. Allah selamet versin. Açmış Aşık Veysel dinliyor. Dedim kardeş kapat onu. Ya sen de dedi şimdi ya dedi bırak bu işleri. Ya dedi çok abarttın dedi. Aslı üstünde Aşık Veysel dinliyorum. Dedim bu işler dedim Aşık Veysel'le başlar dedim. Odadan çıktım. 2 dakika sonra içeri geldim. Son ses yabancı müzik açmış. Tamam mı? Oradan oraya girersin. Oradan oraya atlarsın. Oradan oraya atlarsın. Bir bakarsın karşına yabancı bir şarkı. Ne dediği belli değil. Allah'a mı sövüyor? Kitaba mı sövüyor? İslam'a mı sövüyor? Anana bacına mı sövüyor? Var. Ana bacı söven yabancı şarkılar var yani. Var. Hep habire bipliyorlar yani. Allah selamet versin. Şimdi ilahi meselesi. Ne dedik? Defe müsaade var. İlahide. Şimdi bazı enstrümanlara Allah dostları müsaade etmiş. Bazılarına. O da dedim bak. Şimdi tasavvufi ince mevzu bu. Ya şimdi adama göbek attıran ilahi var. Yemin ediyorum bak utanmasam ben ya dinliyorum göbek atacağım ya. Ben göbek atacağım az daha. Bir darbuka çalıyor. Bir darbuka çalıyor ilahide. Yok böyle bir şey ya. Hakikaten diyorum utanmasam kalkacağım göbek atayım. Ama zor tutuyorum kendimi yani. Allah selamet versin. Böyle bir şey yok. Ele ilahide. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Allah akıl fikir versin. Bu kesinlikle caiz değildir. Tamam mı? Ya adam içerisinde ahiretle alakalı bir şey var. Altta darbuka çalıyor. Remix. Klarnet çalıyor. Bir tane de Remix teyze var. Onu açın izleyin. Yani. Bak ona müsaade var. Remix teyze diye bir tanesi var. Bilmiyorum yani. Ben söylemeyeyim. Siz açın izleyin. Yani. Allah selamet versin. Şimdi birkaç mesele daha var. Bu adamı gavur eden meselelerden birkaç tane. Onu araya not alayım ki unutmayayım. Çünkü sağınızda sonunuzda illaki duyuyorsunuzdur. Ben maalesef geçen hafta 2 tane tanıdığım kişiden diyeyim. İsim vermeyeyim. Allah'ın unuttuğu yer. Allah'ın bilmem ne yaptığı yer. Orayı az çok anladınız. Bu nedir ya? Haşa Allah Celle Celaluhu unutur mu? Allah Celle Celaluhu unutmaktan münezzehtir. Haşa Allah'ın nokta nokta ettiği yer ne demek ya? Lan bu laf adamı gavur eder ya.
Bu nasıl iman? Bu nasıl Müslümanlık kardeşim ya? Allah selamet versin. Amin. Şimdi şarkıyla alakalı birkaç mevzu söylüyorum. Sohbetimizi bitiriyoruz inşallah. Bu Ramuzil Ehadis'te geçer. Kişi diyor bazen kendisinin sakıncalı olarak görmediği şarkı dinleyen arkadaşlar, arabasında son ses şarkı açan, Instagram hikayesine koyan, Facebook hikayesine koyan, WhatsApp grubuna koyan, Allah akıl fikir versin. Amin. Tamam mı? Amin. Amin. Heh, amin deyin. Şarkı koyanlar nasıl amin diyor. Şimdi insanın diyor sakınca olarak görmediği fakat Allah'ın öfkesini gerektiren öyle bir kelime söyler ki, tamam mı? Öyle bir kelime söyler ki bu onu 70 yıl derinliklerdeki cehennemin dibine indirir. Yani farkında olmadan Allah'ın diyor gazabını alırsın, cehennemin dibini boylarsın. Deylemi'de geçer. Öyle bir zaman gelir ki kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki diyor iman ondan diyor gömleğin diyor insanın üstünden çıktığı gibi çıkmıştır. Beyhaki'de geçer. Müzik kalpte münafıklık yerleştirir, yeşertir. Şimdi müziğin insanın başına açtığı belalar. Bir, insanı Allah yolundan alıkoyar. Müzik dinleyen adam kolay kolay camiye cemaate gelemez. Allah nasip etmez. Namaz kılsa da evinde kılar. Camiye böyle sallana sallana gelir. Sabah namazına zaten gelmez. Tamam mı? İki, din ve dince mukaddes sayılan şeyleri alay konusu eder. Var mı? Çok abi. Şarkılarda o kadar çok İslam'la dinle alay ediliyor ki maalesef. Üç, söz ve icrasında yalan, iftira ve zinaya teşvik gibi dince yasaklanan hususlar yer alır. Yalan mı abi? Üf. Adamı resmen zorla zinaya sürüklüyor. Az önce dediğimiz şeyler. Allah akıl fikir versin. Ondan sonra ibadet gibi telakki edildiği için yani adam o kadar çok ağzına dolamış ki yani şarkı söyleyene kadar Allah'ı zikretse adam cennete garantiler ya. Ama adam yok kardeşim inat eder gibi akşama kadar şarkı türkü. Allah akıl fikir versin. Şimdi Kur'an okuma ve dinleme ibadetinin önüne geçiyor. Sabah alıyor kulaklığı, akşama kadar müzik dinliyor. Son sesle açıyor. Arkadaş bari dinliyorsun ne halt ediyorsan et de biraz kısık sesle ya. Otobüste, metrobüste, metroda, tramvayda son ses. Son ses. Kız yok abi kısmaz yani yok. Ondan sonra insanların nefsani arzularına esir edecek bir seviyede olduğu için insanın nefsini ele geçirir şarkı türkü. Ondan sonra insanları dünyevi ve uhrevi faydalardan uzaklaştırır. Ne ahiretine yarar ne dünyana yarar. Maddi ve manevi hiçbir fayda sağlamaz. Şimdi Kur'an'da bununla alakalı ayet. Var mı? Var. Lokman suresi 6. ayet meal veriyorum. Vaktimiz kısıtlı. Aşağı insanlar, tamam mı? Aşağı insanlardan kimi de vardır ki Allah'ın yolundan bilmeyerek saptırmak ve onu eğlenceyle tutmak için diyor. Laf eğlencesi satın alırlar. Buradaki laf eğlencesinin tefsirinde ne geçer? Şarkı, türkü, ayettir. İşte bunlara diyor elem verici bir azap vardır. İsteyen buyursun dinlesin kardeşim. İbni Mesud tefsirinde geçer. Yemin ederek diyor ki enstrümanlı şarkı dinliyor. Bak bunlar diyor bunun diyor tefsirinde bunlar diyor enstrümanlı şarkı dinleyenlerdir diyor. Bu azap görecekler. Şimdi hadiste geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çalgılı çengili aletlerle diyor müzik dinlemek haramdır. Şimdi diyecek adam hemen savunma hazır. İçinde saz yoksa, caz yoksa, türkü yoksa ne olur? Arkadaş ona haram demiyoruz. Ama seni Allah'tan alıkoyar, zikirden alıkoyar, Kur'an'dan alıkoyar, namazdan alıkoyar. Yalan diyen varsa alnını da karıştırırım. Tamam mı? Kimse kusura bakmasın. Şimdi bu meclislerde oturmak, tamam mı? Ne diyor? Fasıklıktır. Yani diyor onun diyor ondan diyor lezzet almak küfrani nimettir. Nifret, nimete küfür etmektir. Yani bir de şu laf var ya diyor. Müzik ruhun gıdasıdır. Müzik ruhun belasıdır. Onu diyen de dinini sakata sokar. Tamam mı? Allah hepimize anlayıp anlatma kabiliyeti versin. İnşallah. Şimdi ayetimizi okuyacağız. Sohbetimizi bitireceğiz. Estağfirullah. Bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve Allah Celle Celaluhu'ya iman edersiniz.
Peygamber Efendimiz son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi bize zimmetledi. Ve bu işi yapmazsanız diyor Allah Celle Celaluhu imanınız yarım ve bozuktur. İnsanlara iyiliği emredeceksin. Kardeşim şarkı dinleme diyeceksin. Kardeşim türkü dinlemeyecek. Bu saatten sonra diyeceksin. Tamam mı? Niye? Haram. Günah kardeşim ya. Biraz akıl, biraz mantık ya. Biraz akıl, biraz mantık. Şeytan diyor ki ne olacak ya kardeşim, herkes dinliyor. Şeytan diyor ki herkes cehenneme gidiyor. Sen de mi cehenneme gideceksin? Şeytan diyor ki bak, bak zayıf imanlara geliyor diyor ki şeytan. Bak diyor Hristiyanlar diyor ne namaz kılıyor, ne oruç tutuyor, ne güzel bir din diyor ya. İşte İslam diyor seni diyor ona zorluyor. Buna git diyor Hristiyan ol ya diyor. Bazı sapık hocalar da var diyor ki Hristiyanlar da cennete gidecek. Ya Mustafa İslamoğlu Hristiyanlar da cennete gidecek diyor ya. Sen de gidersin cennete. Allah akıl fikir versin. Amin. Amin inşallah. Şimdi hastalarımız var. İnşallah bu hafta özellikle hastalarımız için dua edeceğiz. Bir de cemaatimizden bir kardeşimizin yeğeni 4. kattan düşmüş. Şu anda yoğun bakımda. Allah Celle Celaluhu tez zamanda şifa versin. Amin. Annesine babasına sabır versin. Amin. Nerede hastane köşelerinde hasta, perişan olan ne kadar Müslüman varsa Allah Celle Celaluhu şifa versin. Amin. Yakınlarına sabır versin. Amin. Amin. Zor. Zor. Hastalık zor. Ama günahlara kefaret. Sabretmek lazım. Yani hadis-i şerifte geçer. Bir Müslümanın diyor ayağına diyor diken batsa onun diyor günahı dökülür. Hatta diyor gün içinde diyor yaşadığı stres, sıkıntılar bile diyor Müslümanın diyor günahının dökülmesine kefarettir. Tabii ki de yani hasta olalım falan filan böyle demiyorum. Hastalık başa geldi mi sabretmek lazım. Şifasını da arayacağız. Allah şifa versin. Amin. Zor. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Ya Rabbel alemin, ya Erhamer Rahimin ve ya Hayran Nasirin. Uzaktan yakından gelen kullarım var. Attıkları her adıma kabul olmuş bir haç, bir umre sevabı ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sohbetimizi dergah izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi evini bize açan abimizin, kardeşimizin evini namaz kılınan ev eyle. Amin. Evini oruç tutulan ev eyle. Amin. Evini zikir çekilen ev eyle. Amin. Razı olduğun ev eyle. Amin. Evlerimizi razı olduğun evler eyle. Amin. Ya Rabbi hastalarımıza şifa ver. Amin. Borçlarımıza eda ver. Amin. Dertlerimize deva ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi memleketimizde gözü olanın gözünü çıkar. Amin. Aklı olanın aklını al ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ordumuza güç ver. Amin. Ordumuza kuvvet ver. Amin. Ordumuzun başına ehli sünnet komutanlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbi PKK, PYD, FETÖ, DAEŞ bunları kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Amerika, İngiltere, İsrail, Hollanda, Belçika. Ya Rabbi eğer bunların hidayeti mümkünse hidayet nasip eyle. Amin. Hidayeti mümkün değilse bunları kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Keşke şu dua da yapılsaydı amin deseydik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa o dua da yapılmış gibi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi vefat eden yakınlarımız, şehitlerimiz için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesiyehu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu Rabbil Alemin. Ayrı ayrı hediyelersen kabul ele, vasıl ele ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Ve ala ali kulli necmaine velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi. El Habibil Alil Kadri. El Azimil Cahi. Ve ala alihi ve sahbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İlâ şerefin nebiyyi ve alihi ve sahabihi ve meşayihine el kiramil fatiha. Amin. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem.